Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Doğu Akdeniz'de çekişmenin kilometre taşlarıyla karşınızdayız. Doğu Akdeniz'deki yeni enerji kaynakları ile birlikte bölgedeki jeopolitik rekabeti artarken Türkiye'yi dışarıda bırakma senaryoları dahil son 17 yılda yaşananlar büyük bir tarihsel dönüşme işaret ediyor. Bölgede çıkar peşinde olan ülkelerden bahsedelim. Her ne kadar bu bölgede olmasa da uzaktan gelen Amerika Birleşik Devletleri bölgede önemli bir aktör. Yine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İtalya, Fransa, Yunanistan, Avrupa Birliği, Rusya, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır ve Libya Akdeniz'de hak iddia ediyor. Ki burada Doğu Akdeniz'den bahsedersek Fransa ve İtalya ne alaka diyebilirsiniz. Hele Rusya ve ABD ama işte maalesef durum bu şekilde. Her zaman dediğimiz gibi ülkemizin aslında buradaki hak iddiası tamamen adil bir paylaşımcılığa yönelik. Dolayısıyla burada ülkemiz Libya ile Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nı imzaladı. Aslında bu anlaşmayla beraber İsrail'in İsmet boru hattı projesine de bir darbe vurulmuş oldu. Şu an dilerseniz buradaki aktörlerden bahsettik. Yıllar boyunca burada gerçekleşen gerginliklerden başlayalım. Öncelikle 2003 yılına gidiyoruz. Yani 18 yıl öncesine. Burada Mısır ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında münasır ekonomik bölge anlaşması imzalandı ve bu anlaşma sonucunda ilginç bir şekilde Güney Kıbrıs Rum yönetimi karlı çıktı. Yani Mısır burada çok daha az bir alana sahip oldu. Daha sonra 2004 yılında Türkiye Akdeniz'in batısındaki kıta sahanlığını Birleşmiş Milletler'e resmi olarak bildirdiğini açıkladı ki bu da Mısır ve Güney Kıbrıs'ın anlaşma yapmasından sonra gelen stratejik bir hamle oldu. Ardından 3 yıl sonrasına gidiyoruz. 2007 yılında Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Lübnan arasında münasır ekonomik bölge anlaşması imzalandı. Daha sonra 2009 yılında işgalci İsrail sularında 280 milyar metreküplük doğal gaz keşfedildi. 2010 yılında ise Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında münasır ekonomik bölge anlaşması imzalandı. Yani 7 yılda Güney Kıbrıs Rum yönetimi 3 farklı ülkeyle münasır ekonomik bölge anlaşması imzalamış oldu. İlginç bir şekilde İsrail ile Güney Kıbrıs Rum yönetiminin imzaladığı anlaşma sonucunda yine karlı çıkan ülke Güney Kıbrıs Rum yönetimi oldu. Ardından 2010 yılında İsrail sularında 620 milyar metreküplük yeni doğalgaz sahası bulunduğu açıklandı. Daha sonra 2011 yılında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kıta sahanı sınırlandırma anlaşması imzalandı ki formalite bir anlaşma çünkü zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni koruyan da biziz. Daha sonra 2015 yılında İtalyan şirketi Mısır sularında 850 milyar metreküp doğal gaz sahası buldu ki burada aslında İtalyan şirketi derken eniden bahsediyoruz. Libya'yı sömüren şirket Libya'daki petrol kuyularının tamamında neredeyse İtalya söz sahibi. Ardından günümüze yaklaşıyoruz. 2018 yılında Türkiye yani ülkemiz sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'yı Akdeniz'e gönderdi. Ardından 14 Ocak 2019'da Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya, Ürdün ve Filistin Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulması için çalışmalara başlandığını duyurdu. Daha sonra 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığını açıkladı. Bu da 25 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşti. Tekrardan 2019 yılında 27 Kasım'da Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalandı. Dediğimiz gibi böylece İsrail'in Boru Hattı projesi suya düşmüş oldu. Daha sonra 29 Mayıs 2020'de Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih Kıbrıs'ın batısında çalışmalara resmen başladığını duyurdu. Sonra 20 Haziran'da Türkiye'nin Yavuz isimli sondaj gemisi Doğu Akdeniz'e gönderildi. Ardından 6 Ağustos'ta Yunanistan ve Mısır devletleri arasında yas deniz yetki alanı anlaşması imzalandı. Bu anlaşma tabii ki de sadece ülkemize karşı değil, Libya'ya karşı yapılmış bir anlaşma olarak tarihe geçti. Geçen günlerde Birleşmiş Milletler tarafından bu anlaşmanın onaylandığını da belirtelim. İşin ilginci Birleşmiş Milletler hem Türkiye-Libya MEB anlaşmasını onaylıyor hem de Yunanistan-Mısır MEB anlaşmasını onaylıyor. Halbuki burada ortak noktalar bulunmakta gerçekten ilginç. Daha sonra 22 Eylül 2020'de Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İtalya ve Ürdün arasında Akdeniz Gaz Forumu resmen kurulmuş oldu. 2019'da kurulması için çalışmalar başlamıştı. 22 Eylül 2020'de de resmen kurulmuş oldu. Burada dediğimiz gibi dostlar bölgede her ne kadar bu tarzda gelişmeler olsa da Amerika, Rusya gibi ülkelerde bölgede hak iddia eden ülkeler arasında Dilerseniz Türkiye'nin yeni dördüncü sondaj gemisinden bahsedelim. Türkiye Fatih Yavuz ve Kanuni'den sonra dördüncü sondaj gemisini alıyor. Norveç'ten gelecek gemi için ön anlaşma sağlandı. Birkaç hafta içerisinde geminin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Sondaj gemisi sayısı böylelikle 4'e çıkacak. Türkiye'nin üst düzey teknolojik özelliklere sahip gemisinin adının Bolette Dolphin olduğunda belirtelim tabii ki de ülkemize geldikten sonra geminin ismi değiştirilecektir. Özellikleri 2014 yılında tahmin edebileceğiniz üzere Güney Kore'de Hyundai Tersanesi'nde denize indirildi. Boyu 228.93 metre, eni tam olarak 36 metre. Seyir halindeki hızının 16.5 knot olduğu belirtiliyor. Bolette Dolphin derin deniz sondaj gemileri arasında ileri teknolojili olarak kabul ediliyor. 12.192 metreye kadar sondaj yapabilen güçlü ve önemli bir gemiden bahsediyoruz. Geminin fotoğraflarını da görmektesiniz. Hızlı hızlı diğer gemilerimizi de hatırlatalım. Kanuni gemisi 2020 başında filoya dahil edildi. Uzunluğu 227 metre, genişliği 42 metre, geminin oldukça ileri seviye olduğu belirtiliyor. Burada karıştırılan bazı noktalar var dostlar bunlardan bahsedelim. Örneğin sondaj gemisi ile sismik araştırma gemileri arasında bilgi kirliliği var aslında bu ikisi farklı bir tür. Örneğin sondaj gemileri olarak Fatih, Yavuz ve Kanuni gösterirken yine Boletta Dolphin'i buraya ekleyebiliriz. Fakat sismik araştırma gemilerimiz ise Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemileri bunu da belirtelim. Yine yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma terminalleri de Türkiye'de bulunmaktadır. Bunlar daha çok İzmir Aliada bulunan FSRU, yine Botaj 4 yolda bulunan FSRU, FSRU yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma terminalinin kısaltmasıdır. Yine Saros Körfezi'nde açılması planlanan 3. FSRU içinde çalışmaların devam ettiğini belirtelim. Bunlar oldukça önemli. Bilindiği gibi ülkemiz daha çok Cezayir'den sıvılaştırılmış doğal gaz satın almakta. Bunları depolamamız açısından da bu tesisler görev yapıyor. Dediğimiz gibi sondaj gemilerinin şu an itibariyle konumlarını da görmektesiniz. Fatih, Yavuz ve Kanuni gemisinin tam olarak nerede görev yaptığına ilişkin Dünya Cönlü Gemicilik İzleme Sitesi Marine Trafik tarafından paylaşılan veriler ışığında gemilerimizin an itibariyle konumlarını görmektesiniz. Evet dostlar bu videomuzda Doğu Akdeniz'deki çekişmenin kilometre taşlarından ve tarihsel gelişiminden bahsettik. Yine ülkemizin alacağı yeni gemi ve var olan gemilerden bahsettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.